Günaydın Ton TV ekranlarından hepinize selamlar, sevgiler. Güne başlarken başladı. Evet, bugün yine haberlerimiz olacak, konuğumuz olacak. Gazete haberlerini aktaracağız sizlere. Haberlere geçmeden önce konuğumu size tanıtmak, hatırlatmak istiyorum bir kez daha. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Füsun Erduran ne mutlu bizlerle birlikte olacak. Efendim, haftayı yarıladık. Gündem, Türkiye'nin gündemi malum. İsrail ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları gündemdeki yerini korurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 50 artı 1 de bu haftanın ana tartışma maddesi olarak devam ediyor. Biz hemen haberlerimizle programımıza başlayalım. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada insani yardımların ulaşmasını sağlamak için Filistin'e gideceklerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. İsrail'in Filistin'e karşı soykırıma giriştiğini vurgulayan Özel, öldürülen çocukların sayısının 4600'e ulaştığını söyledi. Elektrikleri kesilen bir hastanede küvezdeki çocukların hayatını kaybettiğini, dünyanın güçlülerin sessizliğe büründüğünü ifade eden Özel, aynı 1995'te olduğu gibi bugün yapılması gereken Filistin'e sahip çıkmak dedi. Filistin davasının tarihini, bugününü, orada yaşananlara karşı sol değerlere sahip olanların sessiz kalamayacağını, ülkelerinde ülke kamuoyuna katkı yapmak için pek çoğu akrabalarımızın ülkelerinde iktidar, cumhurbaşkanları, başbakanlar, meclis başkanları var. Uluslararası örgütlerde söz sahibi olanlar var. Hepsine birden Filistin'deki katliamın durdurulması, ateşkesin sağlanması ve bölgeye barış ve huzurun gelmesi için gayret göstermelerini beklediğimiz bir mektubu yazdık ve yolladık. Bundan sonra etkin olarak bu girişimleri sürdürmeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımız çalışıyor. Gerekli diplomatik girişimleri başlattılar. İlk fırsatta insani yardımların ulaşmasını sağlamak, Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimlerin İnsani yardımlarını bölgeye ulaştırmak, soruna dikkat çekmek için Filistin'e gideceğiz. Bunun için girişimlerde bulunuyoruz. Özgür Özel, DİSK'in İstanbul'dan Ankara'ya gelirde adalet yürüyüşüne de değinerek, bu partinin geçmişinde sendikalara güç veren bir CHP, 70'lerde yapılan seçimleri kazanmıştı. DİSK'in yürüyüşüne güzergahtaki tüm örgütlerimiz destek verdiler. Değerlendirmesinde bulundu. Asgari ücretin vergiden muaf olduğunu, ancak vergi dilimleri hesaplanırken asgari ücretin hesaba katıldığını dile getiren Özel şöyle konuştu. Nihayet asgari ücret ve gelirlerin asgari ücret kadarki kısmı vergiden muaf. Senelerce söyledik, en sonunda uyguladılar. Ama gönüllü bir uygulama olmayınca bir başka uyanıklık yaptılar. Asgari ücret vergiden muaf ama vergi dilimleri hesaplanırken asgari ücret hesaba katılıyor. Öyle olunca Ocak ayında aldığınız maaş aralığa geldiğinizde önemli bir kısmı zaten enflasyon karşısında ezilmiş ve erimişken önemli bir kısmı da buharlaşıp gidiyor. Bakın. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimindeki %50 artı 1 şartının değişmesine yönelik sözlerinin başlattığı tartışmaya ilişkin ilk kez konuştu. Bahçeli, partisinin geçmişteki görüşünde değişiklik olmadığını belirterek, "Dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz," dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden dönerken Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin %50 artı 1 ile ilgili yaptığı açıklamaları değerlendiren Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tespit ve değerlendirmeleri, siyasetin ve kurulan ittifakların parçalı yapısına bakıldığında tutarlı ve anlamlıdır. Fakat bu konuda bizim geçmişten bugüne söylediğimiz sözler, yaptığımız açıklamalar, paylaştığımız görüşler de bellidir ve esasen hiç değişme göstermemiştir." ifadelerini kullandı. %50 artı bir oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi, çoğulcu demokrasinin
dünyaya emsal teşkil edecek, model olacak bir şeklidir. Dikkat buyurunuz. Milletvekili seçmiyoruz. Belediye başkanı seçmiyoruz. Muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek cumhurbaşkanını seçiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak dün ne demişsek bugün de aynı çizgide, aynı düşüncede, aynı görüşteyiz. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gelip geçici bir heves olmadığını dile getirerek MHP yancı değildir, siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedi dedi. Siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik. Hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik. Onun bunun sırtından geçinen keneler bizi anlayamaz. Anlasa da anlatmaya takatleri yetmez. Yük aldık, yük olmadık. Bedelse ödedik, yeri geldi şehadet düştü hissemize. Ne gam ne tasa katliyen şikayet etmedik. Önce ülkem ve milletim demekten de asla vazgeçmedik. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Kasım Cuma günü belediye başkan adayı olarak Burak Kunt'un ismini kamuoyuna duyurmak için Çanakkale'ye gelecek. İYİ Partili Ünal Çetin, Akşener'in Çanakkale ziyaretinin sebebine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu ziyarete tepki gösterdi. Çetin paylaşımında, "Ne demek Çanakkale belediye başkan adayı? Daha öğrenecekleriniz var, herkes kendi kendine gelin güvey oluyor, iş, çoluk, çocuğa kaldı" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 24 Kasım Cuma günü Çanakkale'ye gelecek. Akşener partisinin belediye başkan adayı olarak Çanakkale Belediye Meclis Grup Başkan Vekili görevini yürüten Burak Kunt'u kamuoyuna duyuracak. Akşener'in Çanakkale'ye geleceğinin kesinleşmesinin ardından İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı iken yargılanan ve tutukluluk hali sona eren Ünal Çetin'den tepki geldi. Çetin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi. Çanakkale adayımızı açıklayacakmışsınız. İl başkanının istifa dilekçesi genel merkezde bir aydır beklerken, müracaatlar 22 Aralık'ta bitiyorken bu acele niye? Adayınız kiminle istişareyle belirlendi? Kime sordunuz? Pazarlık içinde olanlar kim? Cuma günü orada olacağım. Siz şu an ancak aday adayı olabilirsiniz. Ne demek Çanakkale Belediye Başkan adayı? Daha öğrenecekleriniz var. Herkes kendi kendine gelin güvey oluyor. İş çoluk çocuğa kaldı. Kime sordunuz? Yeter, aklımızla oynamayın. Ben de orada olacağım. Çetin bir başka paylaşımında da umrunuzda olmasa da hatırlatayım. Gökçeada'dan çıkış yasağım vardı. 24 Kasım öğretmenim ve mahkeme günüm olması münasebetiyle ben de Cuma günü orada olacağım. Sizi de beklerim dedi ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'yu, İYİ Parti Bursa Milletvekili Grup Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Türkoğlu'nu ve Milletvekili Akburak'ı etiketledi. 31 Mart yerel seçimlerine 4,5 ay kala siyasi partilerde aday belirleme işlemleri hızlandı. AK Parti'de Kepez Belediye Başkanlığı için aday adaylığını ilk açıklayan isimse Cüneyt Aksu oldu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine 4,5 ay kala siyasi partilerde aday belirleme işlemleri hızlandı. Adaylar partilerinin ilçe başkanlıklarına giderek başvurularını yapmaya başladı. Cüneyt Aksu, Kepez Belediye Başkanlığı aday adaylığı için AK Parti Merkezi İlçe Başkanlığı'na giderek başvurusunu gerçekleştirdi. Ben Kepez'de doğdum, Kepez'de büyüdüm, Kepez'de yaşıyorum. Kepez'in sorunlarını yakından bilen ve takip eden biriyim. Kepez şehir olarak çok hızlı bir şekilde büyüdü ama belediyecilik olarak maalesef çok geride kaldı. Kepez gerçek anlamıyla Kepez'e layık, Kepez'e uygun bir şekilde yönetilemedi. Kepez hızlı büyürken plansız bir şekilde büyüdü ve bu plansız büyüme karşımıza bugün birçok sorunları ortaya çıkardı. Biz ekibimiz ve projelerimize hazırız. Kepez'i daha iyi yönetmek için, sorunları çözmek için geliyoruz. İnşallah 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra Kepez halkın takdirleriyle biz Kepez Belediye Başkanlığı'nı kazanacağız. Kepez'i hak ettiği bir şekilde yöneteceğiz. Biz buna tüm kalbimizle inanıyoruz. Sizlerin de inanmasını istiyorum.
Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında AK Parti Kepez Belediyesi ile tanışacak ve bu yüzyılda Kepez Belediyesi kişilerin takip edildiği değil, yapılan işlerin ve yapılan yatırımların takip edildiği bir belediyecilik yöneticiliğine kavuşacaktır. Allah hepinizden razı olsun. Geçtiğimiz dönem Umur Bey Belediye Başkanlığı yapan Sami Yavaş, AK Parti'den Çanakkale Belediye Başkan adaylık başvurusunu yaptı. Önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçimlere yaklaşık 4,5 ay kaldı. Belediye başkanlığı için aday adayları da partilerinin ilçe başkanlıklarına giderek başvurularını yapmaya başladı. Eski Umur Bey Belediye Başkanı Sami Yavaş, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nda Çanakkale Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunu AK Parti Çanakkale İl Seçim İşleri Başkanı Coşkun Meriç'e teslim etti. Yavaş, aday adaylık başvurusunun ardından açıklamalarda bulundu. Çanakkale'mizin adına ve tarihine yakışır güzellikte bir marka şehir haline getirmek için bu kutlu yola sizlerle birlikte çıkmaktan benim için onur ve gurur kaynağı olduğunu tekrar söylemek istiyorum. 31 Mart Çanakkale için yerel yönetimlerde yeni bir dönem başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefe emin adımlarla yürüyeceğiz. Kapısını çalmadığımız ev, halini hatırını sormadığımız kimse kalmayacak. Çarşıda, pazarda, sokakta, kahvede Çanakkale'li hemşerilerimizle beraber olacağız. Hep birlikte yürüyeceğiz. Barış ve huzur içinde yaşadığımız güçlü ve mutlu bir ülke için Türkiye yüzyılına yakışır bir Çanakkale'yi birlikte büyütmek, omuz omuza çalışmak için bu yola baş koyduk. Bu ülke de bizim, bu şehir de bizim, güzel yarınlar da bizim olacak inşallah. Gelin bir olalım, birlik olalım, Çanakkale'mizi hep birlikte mutluluğa, aydınlığa, büyümeye, gelişmeye, maddi manevi hak ettiği zenginliğe birlikte kavuşturalım. Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan Mehmet Onur Ergen, 10 yaşında geçtiği torna tezgahının başında anahtar yapıyor. Çanakkale'nin Biga ilçesi İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde babası merhum Sami Ergen'e ait dükkanda çocukluk yıllarında çilingirliğe başlayan 47 yaşındaki Mehmet Onur Ergen mesleğini 37 yıldır sürdürüyor. Ergen ilkokul mezunu olduğunu, mesleği babasından öğrendiğini söyledi. Biga'da 7 gün 24 saat çilingir hizmeti verdiklerini belirten Ergen, 1952 yılından bu yana babadan gelen aile mesleğini devam ettirmekteyiz dedi. Anahtarcı Sami olarak tanınan babasının 1993'te vefat ettiğini dile getiren Ergen, mesleği birlikte yürüttükleri iki ağabeyinin ise sonraki yıllarda yaşamını yitirdiğini anlattı. İnsanlara yardımcı oluyoruz. Kapıda kalanın kapısını açıyoruz yani, yardımcı oluyoruz. Ne bileyim, yetişmeye çalışıyoruz. Birinin yemeği varmış ateşte. Acele çağırdılar. Gittim hemen. Açtım kapıyı. Yani oluyor. İnsanlar bir anlık dalgınlık yani. Bana göre hani Alzheimer'ın çok böyle yükseltmesi gibi değil yani. Bir anlık dalgınlık. Ben kendi kapımı da kilitli bırakabiliyorum yani. Allah'tan takımlarım yanımda oluyor. Açıyorum yani. Yani bu bir anlık dalgınlık. Demin mesela birinin kapısını açtım. Aynı kapıyı gittim bir daha açtım. Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 21 Kasım Dünya Balıkçılar Günü'nde 22 yıldır gölden balık tutarak geçimini sağlayan Ömer Bilgin'in hayatını kısa film haline getirdi. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde 22 yıldır aralıksız gölden balık tutarak geçimini sağlayan Ömer Bilgin'in yaşam dolu hikayesi hayranlık uyandırıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın Kumkadı Mahallesi'nden Uluabat Gölü'nün ganimetlerinden yararlanan 63 yaşındaki Ömer Bilgi, gölden geçimini sağlayarak iki çocuğunu üniversitede okuttu. Sabahın ilk ışıklarında güne başlayan Ömer Reis, kayığıyla çarşaf gibi olan göle açılarak ağ atıyor. Ben Kumkadı Mahallesi'nden Ömer Reis, hayatım balıkçılıkla geçiyor. 22 sene oldu deliksiz gölden kazancımı kazanıyorum. Hiçbir şekilde başka bir işte yaptığım yok. Hep balık, balık, balık. Gölde çıkan balıklar sazan balığı, turna balığı. Arada bir kara balık çıkıyor. Yılan balığı da
çok seyrek olsa da gün günü tutmuyor. 300 kiloda tuttuğum gün oldu. 50 kiloda, 10 kilodan da döndüğüm gün oldu yani. Gün olarak belli olmuyor. Hava şartlarına göre hareket ediyoruz. Hava şartlarına göre balık da kendini hareket ettiriyor. 22 yıldır özveriyle sürdürdüğü mesleğinde her gün gün doğmadan göle açtıkları ağı, ertesi gün topladığını belirten Bilgi, avladıkları balıkları mahalle kahveleri, lokantalara satarak geçimini sağlıyor. Hem kendi geçimini sağlayan, aynı zamanda çevresindeki can dostlarını düşünen Ömer Bilgi, hem göldeki pelikanları hem de mahallesindeki kedileri de besliyor. Ömer Reis'in en büyük sistemi ise doğa kirliliği. Gölleri kirletmeyin, daha birçok genç bu gölden çok ekmek yiyecek dedi. Beni de doyuruyor, kedileri de doyuruyor köyde. Kedilere de balık getiriyorum her gün. Martıları doyuruyor, kuşları doyuruyor. Doğa kendini denkliyor. Ama biz insanlar bozuyoruz doğanın dengini işte. Balıkçı Ömer Bilgi'nin 22 yıllık yaşam dolu hikayesini kayıt altına alınmasını sağlayan Başkan Kanar, başta Ömer Bilgi olmak üzere tüm balıkçıların gününü kutluyorum. Mustafa Kemal Paşa'mız, Türkiye'nin tüm güzelliklerini içerisinde barındırıyor. Doğasıyla, tarım ürünleriyle, yöresel lezzetleriyle misafirlerimize adeta turizm şöleni oluşturuyoruz. 22 yıldır geçimini Uluabat Gölü'nün nimetlerinden yararlanarak sağlıyor. Mustafa Kemal Paşa'mızın verimli topraklarından geçimini sağlayan tüm üreticimize, çiftçimize selam olsun diye konuştu. Havaların soğumasıyla avlanan hamsi miktarının artması balıkçı tezgahlarındaki fiyatların düşmesini sağladı. Edirne'de 100 liradan satılan hamsinin fiyatı 50 liraya düştü. Edirne'de bölge balıkçıları havaların soğumasıyla İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında bol hamsiyle limanlara dönmeye başladı. Avlanan kasalarca hamsi balıkçı tezgahlarına indirim olarak yansıdı. Balıkçı Yusuf Çimen sezon başında 100 liradan satılan hamsinin fiyatının yarı yarıya düştüğünü söyledi. Çok büyük bir balık bolluğu yaşanılıyor. İstanbul kıyılarına, Karadeniz kıyılarına kar yağması nedeniyle balık bol açılmıştır. Şu an hamsi kilosu 50 lira. İnşallah önümüzdeki günlerde 3,50 göreceğiz. Balıkçı Can Taşdelen de Karadeniz'de hamsi bereketi yaşandığını ifade etti. Talep şu an çok güzel. Bugün 1 tona yakın bir hamsimiz geldi. Dün 150 liraydı hamsi. Bugün 50 lira oldu. Karadeniz iğne hamsi. Kırklareli'nden geliyor. İnşallah devamı gelecek. Yani 150'lerin 50 liradan sattık mı halk da mutlu, biz de mutluyuz. Önemli olan denizin vermesi, halkın da mutlu olması yani. Ne kadar çok olursa o kadar da mutluluğumuz devam edecek. Evet, bültenimizi tamamladık sayın seyirciler. Güne başlarkenin ilk yarısını da geçtik. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından konuğum Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Füsun Erduran Ne Mutlu bizlerle birlikte olacak. Konuğumla Çanakkale'de kent ve peyzajı konuşacağız. Peyzajla ilgili bilinmeyenleri soracağız. O da bize anlatacak. Kısa bir ara, ardından yeniden buradayız. Vinç, yılların tecrübesi ve profesyonel ekipmanlarıyla her türlü ihtiyaçlarınızı karşılamak ve ihtiyaçlarınıza çözüm bulmak için 7/24 hizmetimizde. Vinç, forklift, menlift kiralama, ayrıca tamir, bakım ve hidrolik hortum basma için 17 Vinç iletişim 0543 396 0020. Çanakkale'nin incisi İntepe'de Etap İnşaat ve Mühendisliğin yaptığı İntepe Grand Orfeon evlerinde siz de yerinizi almak istiyorsanız AYK Team Remax'la fırsatı kaçırmayın. Dardanelli tariflere hoş geldiniz. Bugün size hem pratik hem de çok hafif taze naneli dardanel ton balıklı bir salata yapacağım. Marullarımızı elle kopararak atıyoruz. Salatalıklarımızı kabuklarını çıkarmadan ince ince doğruyoruz. Beyaz peynirimizi de elimizle ufalıyoruz. Yeşil soğanımızı, taze nanemizi ve maydanozumuzu ekliyoruz. Müzik
yağını sosa karıştırmak üzere süzüyoruz. Ve ton balıklarımızı da hafifçe ufalayarak salatamızın içine atıyoruz. Evet, salatamız neredeyse hazır. Hemen basit bir sos yapalım. Bir diş sarımsak ve tuzla sarımsağımızı iyice dövüyoruz. Dardanelden kalan yağımızı, bir miktar zeytinyağını, limon suyumuzu ve karabiberimizi ekliyoruz. Tekrar bir karıştırıyoruz ve salatamıza döküyoruz. Son olarak salatamızı bir kez daha elimizle karıştırıyoruz. Evet, salatamız servise hazır. Afiyet olsun. Kahverengi kokarca son derece istilacı bir türdür ama insanlara ve hayvanlara herhangi bir zararı yoktur. Bitkisel ürünlerde verim ve kalite kayıplarına yol açar, verdiği zararlar ürünlerin pazar değerini düşürür. Mekanik, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadele yöntemleriyle bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Kahverengi kokarca ahır, ağıl, depo ve evlerde kışlamaya çekilir. Kışlama döneminde elle toplama ve imha etme yoluyla gerçekleştirilen mekanik mücadele oldukça önemlidir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın teknik tavsiyelerine uyarak kahverengi kokarcanın çoğalması ve yayılmasının önüne geçilebilir. Bu istilacı türün yayılmasına gelin birlikte dur diyelim. Ayrıntılı bilgi için size en yakın il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Çanakkale Dardanel fabrikamızda çalıştırılmak üzere makine mühendisi, elektrik mühendisi, makine operatörü, forklift operatörü, elektrik bakım teknisyeni, mekanik bakım teknisyeni, gıda teknikeri alınacaktır. Müracaatlar şahsen fabrika insan kaynaklarına ya da insankaynakları@dardanel.com.tr adresine mail yoluyla yapılması gerekmektedir. Thank you.
Korkmayın! TV'ye ulaşmak çok kolay. Çektiğiniz videoları, fotoğrafları, soru ve önerilerinizi WhatsApp ihbar hattı üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Ton TV WhatsApp ihbar hattı 0549 517 17. Hayatını 29 yıldır sürdüren Ton TV, Marmara bölgesinin güçlü haber kanalı olma hedefiyle yenilendi. Ton TV yayınlarını yeni dönemde yüksek çözünürlük kalitesini sunan HD formatıyla izleyebilirsiniz. Ton TV yeni yayın döneminde güçlü kadrosu, son teknolojiye uygun olarak yenilenen stüdyosu ve teknik donanımıyla sizlere daha kaliteli ve zengin bir yayın akışı sunuyor. Marmara bölgesine dair en güncel haberleri ve son dakika gelişmelerini doğru ve tarafsız habercilik ilkesiyle saat başı haber bültenlerimizde öğrenecek, canlı yayınlarla sıcak gelişmeleri takip edebileceksiniz. Siyasetten ekonomiye, sağlıktan eğitime, kültür sanattan bilime, müzikten spora kadar birbirinden kaliteli renkli programlar sizleri Ton TV ekranlarında buluşturacak. Yeşilçam kuşağında Türk sinemasının unutulmaz filmlerini, belgesel kuşağındaysa dünyanın doğal ve kültürel zenginlikleri büyük bir keyifle Ton TV ekranlarında izleyeceksiniz. Ton TV'yi TürkSat 4A uydu yayınıyla, Dijitürk 651. kanaldan ve www.tontv.com.tr internet haber sitemizdeki canlı yayın sekmesini tıklayarak izleyebilirsiniz. Haberin her tonu için Ton TV'de kalın. Yeniden merhaba. Kısa bir aranın ardından stüdyomuza geldik. Konuğumuz stüdyomuzda. Konuğum Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Füsun Erduran Nemutlu. Füsun Erduran Nemutlu, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi biz bugün peyzajı konuşacağız ama peyzaj mesleğinin önemi, peyzaj mimarlığının önemi, kapsamı nedir? Öncelikle bundan başlayalım. Çünkü çok fazla yani kendi alanında belki bu mesleği yapan, bu eğitim alanlar tarafından biliniyor mu? Toplum tarafından evet, çok fazla fark edilmemiş gibi ya da bilinmiyor gibi. Bir anlatır mısınız bize peyzaj mimarlığını? Evet, son yıllarda aslında günümüzde yaşadığımız bu sorunlar nedeniyle farkındalığı biraz daha yeşil alanların artmakla birlikte meslek tanımı olarak biraz daha geniş açıklayayım ben. Peyzaj mimarlığı mesleğini aslında biz temel olarak dört kapsamda uzmanlık alanı olarak düşünüyoruz. Şöyle, peyzaj planlama çalışmaları, peyzaj tasarım, bitkisel yetiştirme ve bitki tanıma
konularında ve ayrıca peyzaj teknikleri dediğimiz dijital ortamlarda yapılan ve diğer teknik konularda yapılan uzmanlıklar olarak dört ana dal üzerinde uzmanlaşılıyor meslekte ve hem kentsel alanlarda hem kırsal alanlarda biz doğanın aslında kurallarıyla çalışmalar yapıyoruz. Ekolojik planlamalar, doğanın bize sunduğu bazı kaynakları değerlendirerek yapılan planlama ve tasarım çalışmalarında yoğunlaşıyoruz. Şimdi bu noktada aslında ekolojik planlama dediğimiz çok önemli tabii ki de. Özellikle bu kentlerimizin çok genişlemesi, büyümesi noktasında hangi alanlarda, hangi kullanımları getirirsek biz, gelecekte bu alanlar sürdürülebilir olarak kullanıma açılabilecek ve bir sorun yaşamayacak kullanıcılar. Bizim temel amacımız bu aslında. Kullanımlar toplumun ve kamunun her türlü rekreasyonel alan dediğimiz, eğlenip dinlenmek için kullandıkları alanlardan tutun, kentsel alanlardaki yeşil yollar, yeşillendirme çalışmaları, kent parkları, semt parkları, çocuk bahçesi ve ev konut bahçesine kadar inen çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanı sıra doğa koruma alanlarında, tabiat parkları, milli parklar gibi, sit alanları gibi alanlarda hem kültürel çalışmalar, kültürel peyzaj çalışmaları son yıllarda özellikle çok yoğunlaştı. Nedir kültürel peyzaj çalışmaları, evet, örnek verirseniz? Aslında kültür insana ait, evet, olan çalışmalar olarak düşünüldüğünde insanın gelenek ve göreneklerine bağlı olarak bir alan üzerinde yaptığı tüm değişimler kültürel bir etki yaratıyor. Ve bu da peyzaja yansıyor. Biz bunu tarım alanlarında da görebiliyoruz. Yani kırsal alanların da bir kültürel peyzaj değeri var bizim açımızdan. Ve biz bunu geleceğe de, gelecek nesillerimize de aktarabilme çabasındayız. Bunun da bozulmadan devam edebilmesi, bu doğal görselliğin devam edebilmesi için yerleşimleri yönlendiriyoruz. Bu noktada peyzaj mimarlarının çok önemli görevleri var. Bunun yanı sıra kentsel alanlarda da bu çok önemli. Özellikle Çanakkale kentini düşünürsek, kentin içerisinde kentsel sit alanları, tarihi dokuyu yansıtan, kente tarihi kimlik katan çok önemli odak alanlar var mesela Çanakkale'de. Biz bu alanların olduğu gibi korunarak güncel ihtiyaçlar doğrultusunda nasıl kullanılması gerektiğini belirleyerek geleceği o şekilde kalmasını sağlamak konusunda tasarım yapıyoruz. Bu alanlar, bu alanlarla ilgili bilgi verebilir misiniz? Hangi alanlar bu doğal sit alanları ve buradaki korunması gereken peyzajla birlikte geleceğe aktarılması gereken alanlar? Çanakkale bazında söyleyebilirim. Evet. Çok hani özet olarak tabii aslında ki, Türkiye'de ki çok fazla bu alanlar. Biz Çanakkale antik kent bölgelerinden itibaren. Evet, Çanakkale'de özellikle biz İskele Meydanı'ndan, Saat Kulesi'nden Çarşı Caddesi'ne doğru uzanan iki sokağı düşünürsek, bu iki sokak tamamen tarihi kültürel değerlikteki bir sokaktır. Ve bunun devamında herkesin bildiği Çarşı Caddesi boyunca ilerleyen o yapısal bölge, kentsel sit olarak ilan edilmiş bir bölgedir. Zaten imarda da belediye tarafından bu alanlar belli bir yapılaşma standardı getirilmiş, yüksekliği korunmuş, bina cepheleri korunmaya çalışılmış ve bu yönde aslında geliştirilmiş alanlar. Aynalı Çarşı'nın bulunduğu bölge mesela, Aynalı Çarşı da bunun içerisine giriyor. Bizim buradaki peyzaj tasarımlarında sadece bitkilendirme değil aslında, evet, yapısal elemanlarla birlikte bir bütün olarak, çevresiyle birlikte o dönemi insanların en iyi yaşayabileceği şekilde hissettirecek, o dönemi hissettirebilecek tasarımlar yapabilmek hedefimiz. Bunun içerisinde mesela Çimenlik Kalesi'ni göz önüne aldığımızda, o kaledeki, şu anda kalenin içerisinde olaylar yansıtılıyor aslında, çevresiyle de bunun bir bütün olarak o park alanına giren insanın tüm çevresiyle bunu hissetmesini sağlamak. Çalışmalarımız bu yönde, evet, gidiyor. Şimdi o zaman bu sürdürülebilir tasarım ilkelerinin önemi nedir mesela peyzajda? Nasıl olmalı daha doğrusu? Evet.
Şimdi sürdürülebilir tasarım ilkeleri dediğimizde aslında az önceki bahsettiğim kültürel değerler açısından bir de doğal değerler açısından özellikle kentlere hedef alırsak. Şimdi sözünüzü kesmek istemiyorum ama buyurun. Hem yapısal anlamda hem evet. de doğal anlamda peyzaj mimarları, peyzaj mesleğini seçenler, daha doğrusu bu evet. yönde eğitim alanlar hem kentin doğal yapısını hem de doğanın doğal yapısını korumakla görevli. Yani bunlar için çalışıyorlar değil mi evet. bir bakıma? Tabii aslında sadece bitkisel çalışmalar değil bizde. Yapısal korumak, bir de tasarımlarda da yapısal elemanları biz tasarlarız. Mesela oturma bankları, yollar, yol malzemeleri, aydınlatma elemanları ya da pergolalar, kamelyalar gibi bazı yapısal elemanları da biz o bölgenin veya o kullanım alanının işlevine ya da o alanın kimliğine uygun olarak tasarlarız. Bu da peyzaj mimarlığı içerisinde teknik konulardandır aslında. Tasarım sonsuz ve gerçekten bu bizim için çok zevkli bir durum. Aynı zamanda. Ve sürdürülebilir olması da önemli değil mi? Evet. İşte biz aslında o alanların insanları, mesela tarihi alanlarımız var Çanakkale'de, karşıda Gelibolu Yarımadası'nda. Tarihi fiziki mekanda insanlara hissettirmek, öğretmek, algılatmak en başta bizim istediğimiz şeylerden. O yönde biz yapısal alanı da tasarlarız. Şimdi sürdürülebilirlik anlamda kentlerde aslında son yıllardaki iklim değişimi çok önemli. Bu doğanın ve iklimin bizim, bize bazı insanın yaptığı müdahaleler sonucunda geri dönüş olarak bazı zor anlarımız olabiliyor. Bunun olmasını engellemek için ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için biz peyzaj mimarlığında doğal bitki örtüsünden yararlanmayı ve kent içerisinde bir ağ şeklinde yeşil alanları korumayı tercih ederiz. Ya da etmeliyiz demem gerekir burada. Şimdi tabii kentleşmeler bazen o kadar hızlı gelişiyor ve planlamalar biraz geç yapılabiliyor. Bu noktada yeşil alanlar lekeler şeklinde birbirinden kopuk kalabiliyor. Neler yapılabilir? Bu noktada bunlar birbirine bağlanarak kentin içerisinde bir ağ şeklinde doğanın sürdürülmesi sağlanılabilir. Burada nedir önemli olan? Sadece bitkiler mi? Hayır, biyolojik çeşitliliğin korunması aslında. Sadece bitkisel anlamda bakmamak lazım. Hayvanlar, kuşlar ve o alanı kullanan tüm ekolojinin parçası olan tüm canlılar için eğer yaşayan, devam eden bir doğa sağlarsak insanlar da sağlıklı gelişebilecektir ve de yaşayabilecektir. Evet, yani aslında doğayı, doğanın gereklerini yerine getirerek insanların yaşam alanlarını buna göre düzenlemesi gerekiyor. Çünkü bu hem doğadaki canlılar hem insan ırkı için çok önemli. Şimdi peki, yani peyzaj deyince genellikle bitkisel gelişimden bahsediliyor değil mi? Yeşil alan gelişiminden bahsediliyor. Ama iklim ve bitki örtüsünü, bu siz çevresel faktörleri tasarımlarınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl kullanabiliyorsunuz? Mesela nasıl bir örnek verebilirsiniz iklim ve bitki örtüsü açısından baktığımızda? Şimdi şöyle, tabii biz aslında ilk başta bir alanda tasarım yapmadan önce alanın mevcut iklim verilerini haritalarla belirleriz. Ve o iklim verilerinin doğrultusunda alanlarda çalışma yaparız. Yani tasarımın bir altlığı olarak planlama çalışmaları yapılması gerekir. Nedir bu iklim verileri? Bölgenin su rejimi, hangi mevsimlerde daha yoğun, hangi bölgelerden yağmur geliyor ve bunlar yeraltı sularının beslenmesini nasıl yapıyor? Hidrolojik haritaları nasıldır? Jeolojik haritaları, toprak haritaları, bütün o bölgenin bu verilerini biz toplarız. Hatta bunun yanı sıra kültürel verilerini de alırız. Ulaşım ağı, insanların kullanım alanları, kullanım ihtiyaçları. Bu haritaları birbiriyle çakıştırarak biz bu alanlar üzerinde en iyi kullanımı nerede, nasıl yapmalıyız? Bunu belirleriz. Mesela hangi alanlar yerleşim için en uygunudur? Toplu konut alanlarını nereye yaparsak depremde zarar almaz bu konutlar. Hangi alanları yeşil alan yapmalıyız? Hangi alanı endüstriyel alanlara terk etmeliyiz gibi, ya da tarımsal niteliği yüksek olan topraklar hangi bölgelerdir? Biz buraya yapılaşma açmayalım şeklinde önce kararlar alırız.
Ondan sonra biz bu bölgelerin ekolojik olarak aslında bir bölgenin deniz seviyesinden yüksekliği, o bölgenin aldığı yağış, kar durumu ve yıl içerisindeki rüzgar durumu bize o bölgedeki kullanımları belirler. Ve bunların doğrultusunda o haritalarla biz yön çizeriz kendimize. Sonra da doğal örtüdeki bitki türlerine bakarız. Ülkemiz o kadar zengin ki bu noktada. Yani bir doğudan batıya uzanan ve 3 tane ekolojik bölgenin, 3 tane iklim bölgesinin bir arada olduğu, floristik bölgenin bir arada olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ve bitki çeşitliliği çok yüksek. O zaman her bölgenin bitki, doğal bitki örtüsünde hangi türler olduğuna dikkat ederiz. O doğrultuda bitki türleri seçeriz. Şimdi ben burada şuna çok dikkat çekmek istiyorum. Günümüzde moda olan bazı bitkiler var. Ve bunlar ithal yolla bizim ülkemize çok fazla giriş yapıyor. Fidanlıklarda da bunlar çok yoğun satılıyor. Ve bizim kamuda maalesef tüketicilerimiz, müşterilerimiz daha çok bunlara yönelebiliyorlar. Bu biraz fidanlıkların da doğal örtüdeki bitki türlerinin peyzajda estetik olanlarını üretmemeleriyle bağlantılı tabii. Müşteri neyi bulursa onu almasıyla da bağlantılı. Bu noktada aslında bizler peyzaj mimarları bunların da üretiminde görevliyiz. Bu yönde daha zenginleştirip doğal örtüdeki bitki türlerini peyzaja kazandırmalıyız. O zaman o bitkiler daha az su isteyecek. Kentlerde mesela yollarda veya bakımı daha zor olan yerlerde daha az bakım isteyecek. Ve böylece ekonomiye de katkı sağlayacak. Yani kent ekonomisine ya da müşterinin cebine daha ekonomik anlamda katkı sağlayacaktır. Bu çok evet. önemli. Şimdi sizi dinlerken yani planlamadan bahsettiğimizde bu konuyu anlattığınızda peyzaj mimarları yani bir yapılaşma bölgesi oluşturulduğunda peyzaj mimarları, jeoloji mühendisleri, inşaat mühendislerinin hepsinin ortak çalışması gerekir gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Evet. Hatta meteoroloji mühendisleri. Evet. Böyle oluyor mu? Böyle talepler geliyor mu size mesela? Biz planlama çalışmalarında bunları yapıyoruz. Mesela ben bir örnek verirsem bunun üçüncüsü yapıldı. Milli Parklar Doğa Koruma Daire Başkanlığı tarafından böyle bir Avrupa Birliği projesi ile Avrupa Birliği'ne girme sürecinde biz aslında bunların yapılması konusunda imzalar attık. Ve bu yönde projeler, büyük projeler yapılıyor. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından da destekleniyor. Mesela Konya'da, Malatya'da bu yönde içerisinde 30'a yakın bilim adamının bulunduğu danışmanlar tarafından ve alanların mimar, mühendisler, hatta tarihçiler, bakın alanın çünkü evet. arkeolojik ve tarihi özelliklerini onlar biliyor sonuçta. Botanikçiler, çünkü biz bitkileri taksonomik olarak, yani onların botanikteki yerleri anlamında ya da botanik özelliklerini botanikçilerden alıyoruz. Onlar bize bu bilgileri veriyorlar, biz onların estetik kullanımlarını veya nerede, hangi işler için kullanılması gerektiğine karar veriyoruz. Onlarla da multidisipliner çalışma yapmak zorundayız. Bu türlü büyük planlama çalışmalarında, projelerde mutlaka multidisipliner çalışıyoruz. Şehir bölge plancıları çok önemli bir arada, mimarlar bir arada çalışmalıyız. Şimdi bu çalışmaları Türkiye genelinde şöyle bir baktığımızda büyük projelerde var diyorsunuz ama genel yaşadığımız kentlere baktığımızda çok da böyle bir düzen yok gibi. Yani evet. yeni mi başlıyor bu çalışmalar? Evet. Aslında çok da yeni değil. Yani uzun yıllardır tabii bunlar biraz bütçe gerektiren çalışmalar. Evet. Kentlerde de aslında kentsel alanlarda da aslında bunlar belediyelerin içerisinde yapılması çok zor bir şey değil. Kendi içerisinde mimarlar, mühendisler ve bütün bu konulara hakim personel var. Yalnız bunda park bahçe idarelerinin ayrı, fen işlerinin ve imarın ayrı olması, kendi çerçevelerinde çalışıyor olmaları bazı sıkıntılar getiriyor sanırım. Yani onlara onlar daha hakim ama bizim gördüğümüz bu. Evet. Şimdi bir sorum daha var ama ondan önce şimdi konu gelmişken söylemek istiyorum. Peyzaj mimarlığının istihdamı nedir Türkiye'de? Yani evet. bu okulu bitiren insanlar gerekli yerlerde istihdam edilebiliyor mu yoksa bu sıkıntı var mı? Evet.
Son yıllarda peyzaj mimarlığı bölümlerine talep çok yükseldi. Biz Çanakkale Üniversitesi'nde 85 kişi oldu artık sınıflarımız. Yani birinci sınıfımızda 80 kişi kayıt oldu. Daha sonra geçişlerle de bu 85'e falan çıktı. Şimdi bu kadar öğrencimiz mezuniyete kadar işte 60-70 arasında mezun vermeye başladık. Peyderpey olsa da. Bu oran gerçekten bizim ülkemiz açısından diğer bölüm, 70'in üstünde de peyzaj mimarlığı bölümü var artık Türkiye'de. Bu düşünüldüğünde aslında istihdamda sorunlar yaşanıyor. Fakat az önce size anlattığım bu kadar geniş kapsamlı bir, biz bunların hepsini eğitimimiz içerisinde de veriyoruz öğrencilerimize. Geniş kapsam içerisinde kendi girişimcilikleriyle artık öğrenciler bu yönde iş oluşturmaya başlamaları gerekiyor. Yani devlet kurumlarından ziyade özel sektörde ve projelerle ve yurt dışında da çok imkanlar bulunabiliyor aslında. Şimdi gençlerin yapacağı şey kendilerini en üst standartlarda geliştirebilmek. Bundan sonra böyle. Yabancı dil konusunda bir değil iki yabancı dil. O zaman nedir? Siz birçok yerden iş alabilme olanağınız var. Çünkü tüm dünya elimizde artık. Sadece kendi ülkemizde değil. Ve tasarım çok konu üzerinde geliştirilebilen bir şey. Dijital tasarımlar da yapabiliyor bizden mezun bir öğrenci. Kendini o yöne de geliştirebiliyor. Ama dediğim gibi bu yönde istihdam konusunda maalesef sorunlar yaşıyor öğrencilerimiz. Odalarımız destekliyor. Peyzaj mimarlığı odası oldukça birçok kentte artık kuruldu ve çalışmalar yapıyor bu noktada. Ama belediyeler alıyor peyzaj mimarlarını tabii. Çanakkale Belediyesi'nde de bizim mezunlarımızdan var. Bu da bize bizim için iyi bir dönüş aslında. Kentte de kendi artık işletme kuran, kendi özel sektör olarak çalışmalar yapan çok yetenekli öğrencilerimiz var artık. Evet, yani tüm Türkiye'nin aslında istihdam, bütün meslek gruplarının çok büyük bir sorunu. Dolayısıyla tabii ki peyzaj mimarları da okullarını bitirdikten sonra bu sorunla karşılaşıyorlar. Ama siz diyorsunuz ki kendilerini geliştirdiklerinde dünya avuçlarının içinde aslında kamusal beklentinin yanı sıra özelde, özel sektörde çok güzel işler yapabilirler. Şimdi yavaş yavaş toparlarsak. Bir sorum kaldı. Müşterilerin ihtiyacını anlamak ve onların tasarıma yansıtma konusu nasıl oluyor? Yani size gelip işte biz şunu bunu istiyoruz derken siz bunlara nasıl cevap veriyorsunuz? O bölgenin az önce birçok başlık saydınız. Kültürel yapısı, işte jeolojik yapısı vesairesi. Bunlara göre o müşterinin talebini mi yapıyorsunuz yoksa sıkıntıları mı anlatıyorsunuz? En uygun tasarımı siz mi buluyorsunuz? Evet, tasarım anlamında aslında şöyle bir durum var tabii ki de. Kullanıcının ihtiyaç ve istekleri çok önemlidir. Yaptığınız bir tasarım aslında o alana en az 50 yıllık bir etki yapıyor. Çünkü diktiğiniz bir ağacın ömrü minimum 50 yıl. Siz ister kamusal alana bunu dikin, ister özel bir alana bunu dikin. Öyleyse bunu kullanacak olan insanların da istediği, sevdiği, ihtiyaçları doğrultusunda olması çok önemli. Biz bu noktada eğer bir kamusal alanda yapıyorsak çalışmamızı bir toplu olarak görüşmeler yapıyoruz. Buna bilgi alma, bilgi anketleri ya da değerlendirmeler, hızlı değerlendirmeler diyoruz. Toplantılar şeklinde, çalıştaylar şeklinde bilgiler alıp mesela bir belediye alanında ya da bir kamusal bir başka alanda yapılacak kent parkı diyelim, büyük ölçekli bir kent parkı yapılacak. İstek ve ihtiyaçlar burada anketlerle ya da bilgi formlarıyla alınıp o noktada onları en iyi bilimsel yollarla ama tasarım ilkeleri dikkate alınarak en iyi nasıl çözebiliriz, bu ihtiyacı nasıl karşılarız noktasında çözmemiz gerekiyor. Konut veya diyelim ki toplu konut alanı ya da yazlık bir alan olduğunda da biz yine müşterimizi aslında onun ihtiyaçlarını alıp onu yönlendirmemiz gerekiyor. O çünkü bazen bazı şeyleri yanlış bilebiliyor ya da duyduğu bazı şeyleri o alanda olmayacak bir şeyi isteyebiliyor. Onu ikna etme doğrultusunda bilimsel verilerimizi ortaya koymalıyız. Aslında o noktada peyzaj mimarı kendini çok iyi yetiştirmiş olmalı. Değil mi? Müşteriye iyi cevap verebilmek için. Evet.
Şimdi benim size yönelteceğim sorular bu kadardı. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alayım ben. Evet. Bu konuda neler söylersiniz son olarak bizi izleyenlere? Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Öncelikle bu programa. Ben aslında bu kadar güzel bir ülkede yaşamış olmak ve bu mesleği 37 yıldır yapıyorum. Bu bana hem gurur veriyor ve çok severek yapıyorum. Ben ülkemdeki bütün insanların doğayı koruyarak, severek kullanmalarını istiyorum. Bu noktada mesaj vermek istiyorum. O zaman size doğa daha iyi geri dönüş yapacaktır. Evet, gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Füsun Erduran, ne mutlu. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Sayın seyirciler, programımızın bu bölümünü de tamamladık. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Yayın hayatını 29 yıldır sürdüren Ton TV, Marmara bölgesinin güçlü haber kanalı olma hedefiyle yenilendi. Ton TV yayınlarını yeni dönemde yüksek çözünürlük kalitesini sunan HD formatıyla izleyebilirsiniz. Ton TV yeni yayın döneminde güçlü kadrosu, son teknolojiye uygun olarak yenilenen stüdyosu ve teknik donanımıyla sizlere daha kaliteli ve zengin bir yayın akışı sunuyor. Marmara bölgesine dair en güncel haberleri ve son dakika gelişmelerini doğru ve tarafsız habercilik ilkesiyle saat başı haber bültenlerimizde öğrenecek, canlı yayınlarla sıcak gelişmeleri takip edebileceksiniz. Siyasetten ekonomiye, sağlıktan eğitime, kültür sanattan bilime, müzikten spora kadar birbirinden kaliteli renkli programlar sizleri Ton TV ekranlarında buluşturacak. Yeşilçam kuşağında Türk sinemasının unutulmaz filmlerini, belgesel kuşağındaysa dünyanın doğal ve kültürel zenginlikleri büyük bir keyifle Ton TV ekranlarında izleyeceksiniz. Ton TV'yi TürkSat 4A uydu yayınıyla, Dijitürk 651. kanaldan ve www.tontv.com.tr internet haber sitemizdeki canlı yayın sekmesini tıklayarak izleyebilirsiniz. Haberin her tonu için Ton TV'de kalın. Oh,
Son TV'ye ulaşmak çok kolay. Çektiğiniz videoları, fotoğrafları, soru ve önerilerinizi WhatsApp ihbar hattı üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Son TV WhatsApp ihbar hattı 0549 517 17. Yeniden merhaba sayın seyirciler. Saatlerimiz 11'i gösteriyor ve 11 bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Türkiye iş formuna katıldı. Erdoğan, nükleer silahları var dediği İsrail hakkında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nezdinde girişimde bulunacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'e gitti. Cezayir, Türkiye iş formuna katıldı. Erdoğan'ın gündeminde Gazze saldırıları vardı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyleyen Erdoğan, nükleer silahları var dediği İsrail hakkında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nezdinde girişimde bulunacaklarını belirtti. Türkiye, İsrailli yöneticilerin Filistinli kardeşlerimize karşı işledikleri savaş suçlarının takipçisi olmayı sürdürecektir. Yine bu süreçte İsrailli bakanlar tarafından varlığı inkar edilen nükleer silah ve atom bombası meselesinin de unutulmasına izin vermeyeceğiz. Ey İsrail,
atom bombası var mı yok mu? Söyle. Söyleyemez. Ama bak biz söylüyoruz. İsrail, sende atom bombası var. Bunu da özellikle ilgili mercilere şikayetini yaptık, yapıyoruz. Türkiye dahil tüm bölgenin güvenliğini tehdit eden bu konuda hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hem de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı nezdinde girişimlerde bulunacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir-Türkiye İş Forumu'nda konuştu. Zalimin daha da zalimleşmesinin, katliamlarına yenilerini eklemesinin önüne geçemeyiz. İsrail Devleti'nin bir daha benzer vahşete kalkışmaması için İslam dünyasıyla birlikte vicdan sahibi tüm ülkelere de sorumluluk düşüyor. Şunu bir defa bilmemiz lazım. İsrail bir terör devletidir. Bunu söylemekten çekinmeye gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi karşısındaki Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda CHP Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği Adalet Nöbeti'ne destek ziyaretinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı'nca Anayasa Mahkemesi'nin karşısındaki Ahlatlıbel Parkı'nda düzenlenen Adalet Nöbeti'ne katıldı. Özel'e CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Genç Osman Killik, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve CHP'li milletvekilleri eşlik etti. Adalet nöbetinde açıklamalarda bulunan Özel şunları söyledi. Yargıtay olmayacak bir iş yaptı, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı. Tam bu aşamada Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yaptığı iş karar tanımamak değildir. Çünkü Anayasanın 154. maddesinin son fıkrası çok açık. Anayasa Mahkemesi kararları yayınlanır, yargı, yasama ve yürütme için bağlayıcıdır. Sadece Cumhuriyet Halk Partilileri değil, muhalifleri değil, anayasaya saygılı tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını anayasaya sahip çıkmaya, anayasadan yetki alan tüm kurumlara sahip çıkmaya ve bir darbe girişimine karşı anayasanın ve cumhuriyetin yanında yer almaya davet ediyorum. Sayın seyirciler, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu ileri sürülen YB'nin pompalı tüfekle vurduğu Mehmet Onay ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli YB ise polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu gözaltına alındı. Alacak verecek davası kanlı bitti. Olay dün gece saat 1.15 sıralarında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerinde bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre YB daha önceden aralarında alacak verecek yüzünden husumeti olduğu ileri sürülen Mehmet Onay'ı aradı. Telefonla görüşmesinin ardından 3 saat sonra YB pompalı tüfekle Onay'ın bulunduğu evin önüne geldi. YB sokakta yüksek sesle bağırdığı sırada husumetlisi olduğu Mehmet Onay dışarı çıktı. O sırada YB elinde bulunan pompalı tüfekle iki el ateş etti. Mehmet Onay göğüs bölgesinden vurularak ağır yaralandı. Polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet Onay ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Onay doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli YB ise polisin sıkı takibi sonucu yakalanarak Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde madencilik firmasınca bölgesel kalkınmaya destek olmak ve kadın girişimcileri iş hayatına kazandırmak için hayata geçirilen Kraliçe Arılar Projesi'nde ilk bal hasatı gerçekleştirildi. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Kraliçe Arılar Projesi'nde ilk bal hasadı gerçekleşti. Tümat Madenciliğin bölgesel kalkınmaya destek olmak ve kadın girişimcileri iş hayatına kazandırmak için hayata geçirdiği projede Şahinli, Kocabaşlar ve Dumanlı köylerinde üretilen meşe ve çam balı hasadının tanıtımı yapıldı. Bölgeye katkılarımız oldu. Hem
fikir alışverişinde bulunmak. Projeyle bölge kadınlarının donanımlı birer üretici olması, ekonomik değeri yüksek ürünlerin üretilebilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılmasının yanı sıra hasat edilen balın süzme ve petek halinde satışa sunularak ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Toplantıda ayrıca TÜMAD'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerekliliklerine uygun şekilde yapımına başladığı 104 çocuk kapasiteli kreş ve gündüz bakım evinin 2024 yılının ilk yarısı tamamlanacağı da duyuruldu. Bursa Gemlik'te sabah saatlerinde meydana gelen cinayet olayına karıştığı belirlenen yabancı uyruklu 5 şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerinin takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde yabancı uyruklu şahısların kaldığı apartman dairesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Ilıca Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu şahıslar arasında başlayan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüşünce çıkan arbedede 3 kişi bıçaklandı. Ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybederken yaralı 2 kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden ismi öğrenilemeyen şahsın cenazesi nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayet olayına karıştıkları belirlenen zanlıları Bursa'da tespit ettikleri adreste yakalayan polis, 5 şüpheliyi gözaltına alarak Gemlik'e getirdi. Cinayetle alakalı soruşturma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde genişletilerek sürdürülüyor. İstanbul Güngören'de tedavisini beğenmediği diş hekimini yaralayan ve kliniğe zarar verdikten sonra kaçan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı. Sağlıkta şiddetin ardı arkası kesilmezken bir şiddet görüntüsü de İstanbul'da kayda geçti. 11 Kasım'da Güngören'de bir kliniğe giden OK, diş hekimi Pelin Can'ın müdahalesi sonucu dudağının uyuştuğunu ileri sürerek bağırmaya başladı. Eline geçirdiği sandalyeyle kliniğe zarar vermeye başlayan OK, kendisine engel olmaya çalışan Can'ı da yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine polis ekiplerinin çalışmaları sonucu OK'nın tehdit, kasten yaralama, açıktan hırsızlık olmak üzere 20 suç kaydının olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için çalışmaları sürüyor. Küçükçekmece Gölü'nde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Vatandaşların İstanbul'a bağlı Küçükçekmece Gölü'nde gölde hareketsiz yatan bir kişiyi gördüklerini bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ölen kişinin Hakan K. olduğunu tespit ettikten sonra ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde lastiği patlayan palet yüklü kamyonet devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Bursa-Ankara Karayolu İnegöl girişinde İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Tayfun C. yönetimindeki 16BBK 201 plakalı kamyonet, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrilip sürüklendi. Kamyonetin kasasındaki paletler yola saçıldı. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmadı. Polis ekiplerinin önlem almasıyla kamyonet çekici yardımıyla yoldan çekildi. Sayın seyirciler, İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın 3. kat penceresinden düşen 2 kişiden biri yaşamını yitirirken diğeri alt kattaki klimanın dış ünitesi sayesinde kurtuldu. Görenleri şok eden olay İstanbul'da yaşandı. Kemalpaşa Mahallesi Sakız Sokak'taki 5 katlı binanın 3. katındaki pencereden 2 kişinin düştüğü ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Polisler yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişiden birini yerde hareketsiz yatarken diğerini ise 2. kattaki klima dış ünitesinin üzerinde buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri klima dış ünitesinin üzerinde asılı kalan kişiyi indirerek polis merkezine götürdü.
Dairede kalan yabancı uyruklu 3 kişinin olayın ardından kaçtığı tespit edildi. Bu kişilerin kendilerinin mi atladığı yoksa dairedekiler tarafından mı aşağı atıldığını belirlemek için inceleme yapan polis ekipleri kaçan 3 kişiyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 93 yaşında vefat eden Kore gazisi İsmail Kaya dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Uydum hazır olan imama. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ikamet eden Kore gazisi 93 yaşındaki İsmail Kaya hayatını kaybetti. Kaya dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Uzunköprü mezarlığında toprağa verildi. Kaya'yı onlarca kişi uğurladı. Cenazeye Kaya'nın yakınları Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, Uzunköprü 102. Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli askerler, STK temsilcileri ve çok sayıda gazi ve vatandaş katıldı. Ayvacık ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekiplerince 47 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı noktada lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine sahil güvenlik botu TCSG 6 tarafından lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil güvenlik botu TCSG 8 tarafından ise Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 17 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Toplam 47 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki yabancıları geri gönderme merkezine teslim edildi. Sayın seyirciler, AFAD Edirne İl Müdürü Ali Altındal, AFAD ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde arama kurtarma eğitim alanı oluşturulacağını açıkladı. Edirne'de AFAD ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde arama kurtarma eğitim alanı oluşturulması planlanıyor. Edirne İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarına katılarak sunum yapan Afet ve Acil Durum İl Müdürü Ali Altındal, muhtemel bir İstanbul depreminde kentin büyük sorumluluğa sahip olduğunu ve bu yüzden arama kurtarma noktasında Edirne'yi Balkanların merkezi yapmak istediklerini belirtti. Altındal, Edirne İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarında yaptığı sunumda Kahramanmaraş merkezli depremlerin arama kurtarma ve afet eğitimi almış insan kaynağının önemini bir kez daha ortaya çıkardığını söyledi. Arama kurtarma enkaz alanı ve eğitim alanı oluşturarak hem gönüllerimizin hem de Balkan coğrafyasının tamamının kullanabileceği ilimizi bir Balkanların bu alanda merkezi yapmak istiyoruz. Bununla ilgili ödeneğimiz Ankara'dan geldi. Rektör hocamız da sağ olsun bu konuda bize destek oldu ve üniversitemizin içinde bir eğitim alanı oluşturuyoruz şu anda. Bu eğitim alanımız sayesinde hem bizim gönüllerimiz, hem bu işe destek olan kamu kurumlarının çalışanları, hem de Balkanlardan gelen yabancı uyruklu Türk öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm öğrencilerimizin hizmet alabileceği, her yıl on binlerce arama kurtarma eğitim verebileceğimiz bir alan oluşturmak istedik burada. Şu an sayımız 6000 ama hedefimiz bizim Trakya Üniversitemizin tamamı, tüm kamu personelimiz ve özel bunun dışında Edirne'de yaşayan vatandaşlarımıza bu eğitimleri vererek arama kurtarma çalışmalarında işte Hatay'da bu gördüğümüz büyük afetlerde bize destek olmasını istiyoruz. Altındal depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan İl Genel Meclisi'nin AFAD gönüllüsü üyeleri Tamer Karadağ ve Mustafa Üstüne de teşekkür etti. Meclis üyelerinin depremsellik üzerine sordukları sorularını cevaplayan Altındal, Edirne'nin güneyine yakın geçen fay hattında şu gün deprem olur diyemeyiz. Yaklaşık 30 yıl içerisinde 6 büyüklüğünde bir deprem oluşmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Evet, haberlerimizi sunduk. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama öncesinde bir yazılı basına bakalım. Orada hangi haberler gündemi oluşturmuş? Öncelikle Çanakkale'deki yerel medya gazetelerine bakacağız. Gazete Boğaz işte devlet şeklinde bir manşet. Ülke genelinde Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında, Türkiye genelinde asansör düşme olayları gibi bazı sorunlar cereyan etti. Sorunların ardından birçok ilde öğrenciler yurt avlularında ve sokaklarda protestolar
protestolar yaptı. Çanakkale'de de öğrenciler sloganlar eşliğinde protestolarda bulundu. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Türkiye genelinde yaşanan yurt sorunları sonrasında özel olarak ilgilenerek önem verdiğini tüm kamuoyuna gösterdi şeklinde haberi işlemiş gazete. Hemen bir sonraki gazeteye bakmak istiyorum. Burası Çanakkale, öğrencilerin taleplerini yerine getirin, yurtları inceleyen Vali Aktaş müdürleri toplayarak emri verdi şeklinde aynı haberi bu başlıkla görmüş. Burası Çanakkale ve büyük şehirlerden kaçanların buluşma noktası Ayvacık diye de alt bir haber başlığı görüyoruz. Büyük şehirlerden gelenler genellikle Ayvacık ve bölgesinde hayatlarını sürdürme kararı veriyorlar ve geliyorlar. Efendim, Çanakkale gündeme bakıyoruz. Ezine Meclisi'nde bir garip olay diye bir sürü manşette haber var. 16 Kasım tarihli Ezine Belediyesi Meclis toplantısında 2024 yılı tüm harç ve ücretlerine zam yapılmaması kararı onaylandı. AK Parti Belediye Meclisi grubu 2024 ücretlerine zam yapılmaması kararı aldı şeklinde haberi görmüş gazete. Çarşı esnafının derdi kanalizasyon, Gündem Gazetesi'nin özel haberi. Burada esnaflarla ilgili, esnaflarla yapılan röportaja yer vermişler. Hemen kısa bir bakalım habere. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış kentte hayatı felç etmişti. Vatandaşlar ve araçlar mahsur kalmış, cadde ve sokakları su basmıştı. Çarşı caddesi esnafı da sağanak yağıştan payını aldı. Bazı dükkanları su basarken bazı dükkanlarsa kıl payı kurtuldu. Çarşı caddesi esnafı konuya ilişkin görüşlerini aktardı diyor Çanakkale Gündem. Evet, şimdi bir diğer gazeteye baktığımızda şöyle geçelim. Çanakkale olay. Eski CHP'li milletvekili Ahmet Küçük'ten adalet nöbetine destek, bu eylemselliğin her şeklinde yanlarında olacağız şeklinde haberi görmüş gazete. Ve bir diğer haber, Çanakkale'de Küçük Kocaeli olup çıkacak şeklinde Başkan Türkmen bu senede aday olacağını açıkladı şeklinde bir haber var. Ayrıntılar gazetede. Kepezliler çocukların sesi oldu diye bir alt başlığı da görmüş ve bir sonraki gazeteye bakıyorum şimdi. Kalem gazetesi, Türkiye'de genç bırakmadınız. İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AK Parti'nin 21 yılını değerlendirdi. Gençlerin ekonomik koşullardan dolayı başka ülkelere gittiğini, ekonominin çöktüğünü belirten Uz, Türkiye'de genç bırakmadınız şeklinde eleştirilerini getirmiş. Ve ev sahipleri çıldırdı. Kordona 3 dakika mesafede kapalı otoparklı lüks kiralık 3 artı 1 daire 40.000 TL. Çanakkale İnönü Caddesi'nde Migros'un üstünde 3 artı 1 kiralık dairenin fiyatı sizce ne kadardır? Sıkı durun, aday aylık kirası 40.000 TL, depozitosunu varın siz düşünün diye güzel bir habere haberle gündemine başlamış Kalem Gazetesi. Gerçekten artık Türkiye'de ev almak, kiralık evde oturmak çok zor. İmkansız hale doğru gitmeye başladı. Aslında her konuda öyleyiz de geçelim. Ve Kalenin Sesi, Kraliçe Arılar Projesi'nde ilk hasat yapıldı. Biz bu haberi az önce sizlere duyurmuştuk. Bir başka haber, Vali Aktaş'ın yurt müdürleriyle yaptığı toplantıyı gündemine almış Kalenin Sesi. Ve Kale Seramik Vakfı bursiyerleri yeni dönemde gelişim programıyla güçlenecek şeklinde de sürmanşette bir proje çalışmasına yer vermiş. Bursa Hayat, Yıldırım'da Hizmet Yağmuru şeklinde Yıldırım'da 2019'dan bu yana 11 kentsel dönüşüm projesi, 1 milyon metrekare yeşil alan, 7 kapalı pazar alanı, 31 park, 22 spor yatırımı ve 3 kütüphane ilçeye kazandırıldı şeklinde yapılan yatırımlar var Bursa Hayat'ta. Balıkesir Politika'ya baktığımızda Yusuf Hocaoğlu yıllardır bu günü bekliyordu. Aday adaylığını bugün açıklıyor. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Balıkesir'de parti yöneticiliğinden belediyeciliğe kadar pek çok kademesinde görev yapan Yusuf Kocaoğlu, Karesi Belediyesi Başkanlığı'na aday adaylığını açıklıyor. Ve Büyükşehir Belediyesi'nde efsane Kasım indirimleri şeklinde patron mutlu son istiyor şeklinde bir habere yer vermiş gazete. Bunun ayrıntısı da gazetenin tam sayfası neredeyse bu haber yer almış.
Ve Gündem Gazetesi bakıyoruz, Edirne'de iki anne İsrail ürünlerini protesto etti. Edirne Saraçlar Caddesi'nde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösteren iki anne İsrail ürünlerini protesto etti şeklinde manşet haberi var gazetenin bugünkü gündeminde. Kırklareli Alternatif'e baktığımızda Trakya'nın parlak öğrencileri burslarına kavuşuyor şeklinde öğrencilere yönelik burs çalışmasıyla ilgili Kadir Gökçe Eğitim ve Kültür Vakfı'nın burs eğitimine yönelik verdiği bir haberi var gazetenin. Geri dönüşüm uygulamasına tam not, Kırklareli Belediye Başkanlığı geri dönüşüm konusunda vatandaşların bilinçli ve duyarlı çabalarıyla oluşturduğu işleyişi yoğun şekilde sürdürmeye devam ediyor. Ve bir başka haber Tekirdağ'dan gazete, Tekirdağ Şafak gazetesi, endişeye gerek yok. Uyuz vakaları Türkiye'nin dört bir yanında kendini gösterir ki Tekirdağ'da uyuz salgının atağa geçtiği iddialarına Halk Sağlığı Müdürü Hacı Bayram Zengin, geçen yılla bu yıl vaka sayıları arasında çok bir fark yok diyerek vatandaşların rahat olmasını söyledi diyor. Efendim, güne başlarken gazetelerin haberleriyle noktalıyoruz. Yarın yine sizinle birlikte olacağız. Yarınki konuğum Çanakkale Çağdaş Eğitim Kooperatifi Kurucu Başkanı Diş Hekimi Bilge Şimşek olacak. Eğitim önemli. Bu eğitim kooperatifi ile ilgili konuşacağız. Eğitimi konuşacağız. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.